Muhammed Beyefendi Hazretleri Muhammed Ha bu arkadaşın çok insana enteresan bir hikayesi var. Doktor kendisi. Hanımıyla ama son 3-4 yıldır hep kavgalılar. Geçimsizlik, huzursuzluk, boşanma aşamasına gelmişler. Hanımını psikoloğa, sosyala oraya buraya şuraya göndermiş. Hatta bizim bir tanıdık psikolog var Muhammed Bey. O da Amerika'da özel bir yöntem öğrenmiş. Psikolog kendisi beyni temizleyen bir metot öğrenmiş. Ben onu tavsiye etmiştim. Ona gitmiş. Onda bile 20-25 seans görmüş. Hiçbir faydası olmamış. <laughs> Artık dedi ya boşanma aşamasına geldik. Kadın cazın yapmış olduğu davranışlar bir psikopat gibi kadın. Yani sürekli olay yaratıyor. Beyefendi doktor Hemşireyle konuşamıyor. Hastayla konuşamıyor. Hastasıyla fazla konuşsa veya sekreteri gelip bir soru sorsa o hanımı geliyor hemen bir film bir çeviriyor gibisinden. Radar gibi böyle kocasının etrafında. Donanıyor. adam huzuru kaçıyor. Hiçbir şey yap yaptığı yok. İşini yapıyor ama kadıncağız kafada yani sürekli kurgu halinde. İşini dahi yaptırmıyor. Adam psikolojisi bitmiş. Artık boşanma aşamasına gelmiş. Dedi ki ya artık ben çözüm bulamıyorum. Kimyasal ilaç alsa da kimyasal ilaç alsa da bu sefer kadıncağız böyle oluyor. Robot gibi be tık tık çek 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 yazıyor çiziyor. Yani hiçbir şey Ruh gibi. Varlığı yoklu bir. Sabahtan akşama kadar çalışıyor. Akşam robot gibi evine gidiyor. Böyle. Konuşmuyor, gülmüyor falan. O kimyasal ilaçlar <laughs> beyni metil, fetil, amin, bilmem ne kimyasal ağır, kimyasallar içeren bu antidepresanlar kullanınca böyle ruh gibi, dünyadan bir haber. O adamcağız biliyor tabi doktor, beyni gidiyor kadının. Boşanmak istiyorlar, kadın çok seviyor, kocasına aşık. Adam da tabi geçmişte görmüş oldu cefasını çekmiş. Ee, şimdi bir sürü şeyine katlanmış. Boşanmak da istemiyor. Ama çözüm de bulamıyor. Bana dedi ki ya ne yapacağız? Evet. Ormus, manna, sarı kantaron, üzerlik ve koloidal altın. Dört tane ürün. Tavsiye ettim. Evet. Sarı kantaron üzerlik. Aa burada. Üzerlik forte korkuları yenmek için özellik doğal antidepresan olarak sarı kantron koloidal altın beyindeki altın oranı yükseltir. Bu beyinde herhangi bir enfeksiyon varsa damarlarda, sinirlerde, dokuda vesaire orada burada şurada enfeksiyon ortadan kaldırır. Beynin elektromanyetik akımını artırır. Ormus manla ne yapar? Beyin süpürgesi diyebiliriz buna beyin süpürgesi ne yapıyor? Süpürüyor. Neyi? Diş macunundaki sodyum floreti veya çocukken 0-1-8 yaş arasında 18 çeşit, 16 çeşit aşı yapılıyor. Bütün aşıların içerisinde civa var, katmiyum var, kurşun var, nikel var, ağır metaller var. Bunları temizliyor. 0 yaşından işte bu yaşına kadar ne kadar kimyasal ilaç kullanmıştır veya tüketmiş olduğu kadarlarda ne kadar kimyasal varsa hepsini temizliyor beyin temizliği, ağır metalleri temizliyor. Ama şimdi ağır metal deyince bazıları diyor ki altın da ağır metal, platin de ağır metal, gümüş de metal. Soy metaller farklı. Diğer ağır metaller farklı. Yani soy metaller farklı. Altın, gümüş, platinde sorun yok. Platin fazla olmaması gerekir. Altını beyin kullanır. Fazlasını atar. O kadar. Hiçbir zararı olmaz. Ama civanın bir damlası dahi beynin bütün fonksiyonlarını bozar. Yani her ağır metal zararlı değil. Zararlı olanı var, faydalı olanlar. Soy metaller ve diğer ağır metaller. Evet, bu beyefendi ikinci haftadan itibaren neşem yerine geldi, huzur buldum hocam diyor. Hanıma da aynı şekilde rahatlamış. Oh be, artık nefes alıyorum dedi. Hanım radar gibi takip ediyor. <laughs> Şimdi acaba sekreterlerle konuştum. Acaba hastalar, bu hastalar niye içer aldı, niye çok konuşuyor. Hastasıyla konuşuyor adamcağız, doktor. Ama hanımı rahat bırakmıyor bir türlü. Nihayet nefes almaya başladım dedi. Nasıl oldu? Beyindeki ağır metaller temizlenince duygu, düşünce, fikir, zekir her şey değişiyor. Normala dönüyor. Beyinlerin fonksiyonu normala dönüyor. Evet. Bu ailenin boşanma riski ortadan kalktı hamdolsun. <laughs> Çok ağır bir vakaydı.